olarak düzenlemiş olduğumuz enflasyon düzeltmesi uygulaması ve yol haritası konulu seminerimize hoş geldiniz. Yeminli Mali Müşavir Sayın Sedat Atkın'ın sunumlarında gerçekleşecek olan bugünkü seminerimizde konuya dair kendilerinden ayrıntılı bilgiler edineceğiz. Sunumlarını yapmak üzere sözü değerli üstadımıza vermeden önce bugünkü seminerimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Halil'i kürsüye davet ediyorum. Evet, arkadaşlar salonda kısmi boşluklar var. Ben konuşmama başlamadan önce görüntülerin dışarıya da alınacağını, dışarıdaki televizyonun aktif hale geleceğini belirtmek istiyorum. Tamam mıdır şimdi orası arkadaşlar? Peki. Evet arkadaşlar, yaklaşık benim yaş kuşağımın belki 20-21 yıl önce, 18-20 yıl önce uyguladığı enflasyon muhasebesi 20 yıl sonra bir kez daha gündemimizde. Benim yaş kuşağım gelirken sohbetini de yapmıştık. Aslında bu konuyu 20 yıl önce yaptığında da çok da emin olmadan yapmıştık. Doğruluğuyla ilgili çok emin değildik. Bir şeyler yaptık, geçtik. Ama o köprünün altından çok sular aktı arkadaşlar. O gün Maliye Bakanlığı da belki bu konuda çok fazla donanıma ve bilgiye sahip değildi. Belki de hiç enflasyon düzeltmesiyle, muhasebesiyle ilgili inceleme ben duymadım. Hiç inceleme olmadan süreç geçti. Ama artık o noktada değiliz. Ve uzunca bir süredir bir taslak tebliğ söz konusuydu. 2 yıl ertelenmeden dolayı biz uygulamanın olup olmayacağı konusunda da tereddüt halindeydik. Ancak taslak tebliğde değişiklik yapılan tebliği görünce artık bir ertelemenin olmayacağı, meslektaşlarımızın da bu konuda gerekli bilgi ve donanıma sahip olması gerektiğinden bahisle sağ olsun üstadımız Sayın YMM Sedat Atkın bu konuda bilgi, tecrübe ve paylaşımlarını bizimle ortaklaştıracağını kabul etti ortaklaştırmayı. Biz de toplanalım istedik. Ben bugün bir şeyi daha sormak istiyorum. Her eğitimde soruyorum arkadaşlar. Belki sizi sıkıyor olabilir ama bu eğitimleri odamızın YouTube kanalında da üstadımızın onayını aldık sağ olsun. Salı gününden itibaren yükleyeceğiz ve oradan da tekrar tekrar dinleme imkanınız da olacak. Ancak odanın YouTube kanalına abone olmanızı öneriyorum. Abonelik parayla değil arkadaşlar. Ne fark var size abone olanlarla olmayanların farkı? Size uyarı gelecek, bildirim gelecek. Yani biz yüklemeyi yaptığımızda buna ilişkin size bir bildirim gelmiş olacak. Salonda abonelik ne durumda? Merak ettim doğrusu. Abone olmayan kimler var arkadaşlar? Herkes abone midir? Evet, peki. peki, ben... Bu arada abonelik sayısının artması da bizim sizlerle daha doğru iletişim kurmamızı sağlıyor. Çünkü iletişim kurarken birkaç yolu deniyoruz. SMS, WhatsApp ve sosyal medya hesapları. Bazıları anlık oluyor, bazıları olmuyor arkadaşlar. Bu arada bu dolulukta bir salonla çok sık karşılaşmadığımız için şunu da duyurmak istiyorum. Özellikle Android işlemcili olan telefonların versiyon yenilemelerinde Android işlemci toplu SMS'leri engelliyor. Lütfen versiyon yenilemelerinde toplu SMS alımını engelleyen uygulamayı açın. Biz size SMS gönderdiğimizi, sizi haberdar ettiğimizi, iletişim kurduğumuzu düşünüyoruz. Oysa sizin telefonunuz Android işlemcili ise eğer bunu engelliyor. Onlar bir güvenlik önlemi olarak bunu yapmış olabilirler, haklı olabilirler ama bizim de iletişim kurmamız engellenmiş oluyor. Ben bazen soruyorum, size iletişimimiz geldi mi diye, hayır diyor. Kontrol ettiğimizde Android işlemcili telefonlarda böyle bir sorun var. Arkadaşlar odanın dışındaki sandalyeleri de Mesut alıp salona ilave edebiliriz. Sayın Üstad'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Enflasyon muhasebesiyle ilgili eğitimlerimizin birkaç defa daha devam edeceğini, bu kez son günlere kalmadan önce neleri yapacağımızı,
nasıl yapacağımızı, sonra da bunları birkaç tekrarla herkesin doğru yapabiliyor haline getirmeye çalışacağız. Başarılı bir seminer, başarılı bir eğitim olsun diliyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun arkadaşlar hepinize. Teşekkür ederiz efendim. Sesim geliyor mu? Şu anda geliyor mu? Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Ali'ye açılış konuşmalarından dolayı teşekkür ediyor. Sunumunu yapmak üzere yeminli mali müşavir Sayın Sedat Atkın Bey'e sözü veriyoruz. Teşekkür ederim efendim. Ses geliyor mu arkadaşlar? Güzel. Şimdi bugünkü sohbetimiz enflasyon düzeltmesi. Aranızda 20 yıl evvel bu işe başlamış arkadaşlar bu konuyu bilmiyorlar. Hoş geldiniz. 20 yıl evvelden başlayan arkadaşlar bu konuyu az çok yaptılar. O zaman ben bugünkü sunumu bitireyim. 20 yıldan evvel başlayanlar daha sonra başlayanlara anlatsın. Şimdi efendim, tabii genel bir takım şeyler anlatmak lazım. İşte enflasyon nedir? Enflasyon, geçen sene incirin kilosu 30 liraydı, bu sene 60 lira. Bu enflasyon değil. Geçen sene benzin 18 liraydı, bugün 40 lira. Bu da enflasyon değil. Bu incirde ve benzindeki fiyat artışı. Şimdi enflasyon birkaç yıl üst üste fiyatlar genel seviyesinin belli bir oran üzerinde artması. İşte ne demişiz? Örneğin 2021 yılında 100 lirayken 2022'de 150 lira, 2023'te 2024'te 250 lira olmuş. Bu enflasyonun bir göstergesi. Peki enflasyon finansal tabloları nasıl yansıyor? Şimdi artık biz tek başımıza değiliz. Pek çok şirketin eskiden olduğundan daha fazla ortakları var, yabancı patronları var, bankalarla ilişkileri filan, rakamları anlayamıyoruz. Bakın, gelir tablosundaki satış, bu benim danışmanlığını yaptığım bir şirketin satışı. 25 milyar şey trilyon, 100 milyar, 300 milyon, 465 bin TL. Onu götürüp de yabancı firmaya, arkadaş bizim finansal tablodaki gelir tablosunda yararımız, satışımız bu dediğimiz zaman adam hayatında böyle bir rakam görmemiş. 25 trilyon, hiç böyle bir satışı olan müşteriniz var mı? Benim var, sizin de var aslında. Ne oldu? Türk lirasından 6-0 attık. 6-0 atmada uzman bazıları, isim vermiyor, onları biliyorsunuz. Geldiler Türkiye'de, Türk lirasından 6-0 attık. 6-0 atıldığı zaman aynı şirketin bilanço, gelir tablosu 25 milyon 100 bin lira oldu. Makul. Pek çok şirketin zincirosu bu. Sonra dedik ki bunu bir de dolara bakalım. Örneğin 25 lirası 1 milyon dolar. 1 milyon dolarlık bir ciro normal. Analiz yapamıyoruz. Biz sadece muhasebeci değiliz. Sadece tasdik hizmeti yapan yeminli mali müşavir değiliz. Biz aynı zamanda danışmanlık yapıyoruz. Bazı firmalarımız bizden finansal tabloların analiz derslerinde gördünüz. Dikey analiz, yatay analiz, yüzdeler analizi, trendler, rasyolar diye bir takım analizler yapmak istiyor. Yaparken finansal tabloların önce doğru olması lazım. Yurt içi satışlarımız 2022'de 10 milyonmuş, 2023'te 12 milyonmuş. Ne güzel, yurt içi %20 artmış. Demek patron da mutlu, biz de mutluyuz. Ama eğer enflasyon %90'sa normalde biz 2023'te 14,5 milyon satış yapmamız lazımmış. %15, 2,5 milyon TL altındayız. Fiktif kar ödüyoruz. Kar üzerinden vergi ödüyoruz. Patron diyor ki arkadaş, ben bir iş yaptım, vergi ödedim, varlığımda azalma var. İşte örneğin buzdolabı almışız, 3 ay içinde satmışız, satıştan şu kadar 6.500 lira olmuş, 1.5 milyon da karımız var. Vergimizi ödedik %25, 375 lira, cepte 6.125 lira kaldı. Aynı buzdolabından almaya kalktık, bir baktık ki 70 liradan o sattığımız 100 tane buzdolabını alalım, paramız yetmedi. Yani hem fakirleştik hem bir de vergi verdik. Bu pek çok işlemde olduğu gibi bunlar bizim finansal tablolara, yatırımlara, vergilendirmeye, enflasyon etkisi olan şey.
Peki bunu düzeltmek lazım. Enflasyon düzeltmesi nedir? Çok basit. Bizim bir bilançomuz var. O bilançonun üzerinde parası olmayan kıymetler var. Onu bir takım endekslere göre düzeltiyoruz ve bilanço tarihindeki satın alma gücünü hesaplıyoruz. Parası olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesinde dikkat alınacak tutarlarının düzeltme kas sayısı ile çarpılmak suretiyle mali tablonun ait olduğu, yani 31-12-2023 diyelim. 8 sene evvel alınan bir kıymetin 31-12-2023'teki değerine getirilmesi. Yasa çıktı. Şu anda hani bizde gelen bir adet vardır. Bir erteleriz, iki yapmasak ne olur gibi. Zorunlu mu? Evet arkadaşlar. Yasa gereği enflasyon düzeltmesi yapmak zorunlu. Bundan herhangi bir kaçış falan yok. 2003 yılından bugüne kadar ne yaptık? 2003'te çıktı enflasyon düzeltmesi. Yaptık. 2004'te, 2005'te kalktı. Yeniden değerlemeler yaptık. Geçici 31, geçici 32, 298 şey. Bugün 298 A'ya geldik. Tekrar enflasyon düzeltmesi zorunlu hale geldi. Aradaki 20 sene içinde bazı yeniden değerlemeler yaptık. Bilançoları düzelttik. Tabii bunun gibi enflasyonu vergilememek için bazı tedbirler de vardı. Nedir? İşte gayrimenkul satış kazancı istisnası. 10 sene almışım 1000 liraya, bu sene satmışım 20 bin liraya. Gerçi azıcık kısalttılar onun oranlarını ama bunlar hep şeydi işte, yeniden de değer artış fonları gibi. Ve tekrar enflasyon düzeltmesinin zorunlu hale geldi. Ama 2021'de, 2022'de yapılması gerekirken Maliye Bakanlığı bunu erteledi. Dedi ki 2021, 2022'de yapma. Enflasyon var veya yok beni ilgilendirmez. 2023'te yap dedi. Çünkü orada enflasyonun şartların oluşup oluşmadığına bakılmasını 2023 finansal tabloları da enflasyon düzeltmesine tabi tutacaksın dedi. 2023. 2024'ün geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere. Yani hikayesi işin bugün geldiğimiz nokta bu. Ha aynı zamanda KGK düzenlemeleri de var. Biliyorsunuz bağımsız denetime tabi şirketler. Bağımsız denetimde tabi şirketlerde çalışan arkadaşlarımız bir parmak kaldırabilir mi? Bir göreyim. Çalıştığı şirket bağımsız denetime tabi. Evet, bayağı arkadaşımız varmış. Bunlar da ertelendi. Kamu Gözetimi Kurumu bir duyuru yaptı. Onu da 2023 yılına kadar erteledi. Ve bu gelişmeler kapsamında 31-12-2003 tarihli bilançoların enflasyon düzeltmesine tabi tutulması, 2024 yılı geçici vergi dönemlerinde de enflasyon düzeltmesi yapılması zorunlu hale geldi. İşte karşımıza çıkan tablo bu. Çalıştığımız şirketlerde bazı statüleri var. Biz de oralarda çalışıyoruz. Bir nedir? Çoğunluk şirketler. Vergi usul kanunu tabi, bağımsız denetime tabi olmayan, vergi usul kanunu 298 A uyarınca enflasyon düzeltmesi yapmak zorunda olan şirketler. Rahat 2023 yılı bilançolarını düzeltecekler. İkinci grup şirketler az evvel parmak kaldıran arkadaşlar, çalıştığı şirketler bağımsız denetime tabi şirketler. Bunlar maalesef 3 tane yapacaklar. Yani 2023 sonu, 2022 sonu, 2022 başı. E o zaman o şirketlerde çalışan arkadaşlar biraz daha fazla zaman ayıracaklar. Kim yapacak enflasyon düzeltmesini? Denetim şirketi mi? Profesyonel bir yerden hizmet mi alacaksınız? Diğer VUK'a bağlı olan şirketlerde meslek mensubu arkadaşlarımız kan tükürecekler, kızıllık şerbeti içtirecekler, mecburen yapacaklar. Biz de enflasyon düzeltmelerinde yapacağız. Şey olacak, bir de 2022 Haziran'dan beri enflasyon düzeltmesi, yani TMS 29'u uygulayan firmalar var. Onlardaki yurt dışındaki bir firmanın Türkiye'de iştiraki var. O iştirakin finansal tabloları denetimden geçiyor, konsolidasyon için gönderiyor. Yurt dışına gönderdiğiniz konsolidasyon paketinde adam bakıyor. IAS 29'u uygulamadıysan yırtıya atayım. Uygulayacaksın diye. Bu tür şirketler. Yani birincisi biraz daha rahat arkadaşlar. İkincisi 3 yıl birden yapacak arkadaşlar.
Bizim yasamızda yüksek enflasyonun göstergesi olarak bir tane kriter var. 3 yıl içinde enflasyon %100'ü aştıysa, son yılda %10'u aştıysa enflasyon düzeltmesi şartları oluşmuştur diyor. Ama bir de TMS 29 var yani veya uluslararası mahsul standartı 29. Çünkü bu enflasyon düzeltmesi sadece bizi ilgilendiren bir şey değil. Bakın eskiden aklımıza gelir miydi? Bursa'da danışmanlığını yaptığımız bir şirketin bağımsız denetim raporları artı finansal tabloları Amerika'da bir şirket tarafından isteniyor. Biz diyoruz ya göndermek zorunda mıyım diye göndereceksin. Tier 1 supplier veya birinci derece tedarikçi olarak sen ona mal satıyorsan senin finansal gidişatını adam takip etmek zorunda. Tedarik zincirinde herhangi bir aksama olmasın diye. O zaman ne yapıyor? Bunları hazırlayıp oralara da gönderiyorsunuz. Yüksek enflasyon TMS 29'da da eğer de millet parasını yabancı parayla yatırıyorsa, sözleşmeli yabancı parayla yapıyorsa, paradan ziyade mallara gidiyorsa ve enflasyon %100'e yaklaşmışsa enflasyon göstergeleri vardır diyor. Şimdi enflasyon düzeltmesine tabi tutacağımız mali tablolar. Vergi usul kanunu 290, mikrar 298'e tabi pek çok arkadaşımız sadece bilançoyu düzeltecek. 31-12-2023 bilançoyu düzeltecek. Başka bir şey yapmayacak. Geçmiş yıllık olarak. Ama bağımsız denetime tabi olan şirket arkadaşlar hemen şimdiden şey yapsınlar. Onlar 3 yıl birden düzeltecekler. 1-1-2022, 31-12-2022, 31-12-2023. Ve sadece bilanço düzeltilmeyecek. Bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, öz kaynak tablosu. Bunların da 3 sene düzeltmeye tabi tutulacak. Yani başınıza gelecek çığ ve kar tanelerinin büyüklüğünü biraz göstermek için söylemek istiyorum. Ama dersiniz ki arkadaş biz zaten yapmayacağız bunu. Profesyonel bir hizmet satın alıyoruz birilerine. Onları yaptırıyor diyorsunuz. O beni ilgilendirmiyor. Kimler enflasyon düzeltmesi yapmak zorunda? Yol haritasına doğru gidiyoruz. Önce kendimizi bir test edeceğiz. Bilanço usulünde defter tutuyorsanız, gelir vergi kurumlar arası mükellefiyseniz ki şirketlerimizin çoğu böyle buradaki arkadaşların enflasyon düzeltmesi yapmak zorunda. Dedik ki bunun kaçarı yok. Burada 2023 yılında yeni işe başlayan, 2024'ten sonraki dönemlerde işi bırakan, işletme hesabından bilançoya geçen arkadaşların durumları da slaytlarda açıklanıyor. İşletme hesabı enflasyon düzeltmesi yapmayacak. Ama işletme hesabı ve serbest meslek kazanç bizim gibi defteri tutanlar da bu meslek erbabı amortismanı tabi iktisadi kliniklerini enflasyon düzeltmesine tabi tutup amortismanın üzerinden ayırabilecekler. Kuyumcu arkadaşlar defterini tuttuğunuz varsa Minasaran sürekli olarak işlenmiş aldığım gümüş alım satım ayrı bölümden anlatıyor. Bunlar zaten enflasyon düzeltmesi şartı var veya yok. Enflasyon düzeltmesi yapıyorlar. SPK'ya tabi ise düzeltme yapma ama amortismanlarını VUK değerlerinden ayır diyor. Serbest bölgelerde şirketi olan var mı bilmiyorum. Onlar da bir geçici üçüncü madde üzere bir süre ya Avrupa Birliği'ne tam üye olana kadar veya ruhsat süresinin sonuna kadar vergiden muaftılar ama 6 Şubat 2004 tarihinden itibaren serbest bölgede faaliyet gösteriyorsa bunlar da enflasyon düzeltmesi yapmak zorunda. Efendime söyleyeyim. Bazı firmalar vardır. Gelirlerin tamamı gelir veya kurumlar varsa istisnadır. Bilanço usulü defter tutuyordur. Efendime söyleyeyim. Örneğin bir diyelim holding binası tek geliri bunun iştirak geliri. İştirak geliri de zaten istisna olduğu için ama bilanço usulüne göre defter tutuyorsa bu da yapmak zorunda. İktisadi devlet teşekkülleri bizi ilgilendirmiyor. Özel hesap dönemine tabi olan şirketlerde 31-12 yerine 2024 yılında hangi tarihte bitiyorsa örneğin 30 Haziran'da ise senin hesap dönemin 30 Haziran eşittir 31-12'de alacaksın diyor. Bunu da bu şekil.
Hayırlarını Türk lirası para birim dışında tutanlar, Maliye Bakan özel izinle bazı firmalar kayıtlarını dolar, euro filan diye tutuyor. Bunlar da enflasyon düzeltmesi yapmayacaklar. Ha, bilanço esasına göre tutmayanlar zaten yapmayacak dedik. Ha, şimdi geldik. Şirketimiz enflasyon düzeltmesi yapmak zorunda. Bilançoyu da dedik düzelteceğiz. Peki. Ben de göreyim buradan da hiç olmazsa. Ne yapacağız? Nereden başlayacağız? Pazartesi bugün, cumartesi. Pazar günü güzel bir dinlenin. Öyle mi? Yapın. Ama pazartesi günü bakın arkadaşlar. Hani eski bir siyasiye adamın biri damdan düşmüş de ya ne yapacağız derken demiş bana damdan düşen bir adam getirin. O benim halimden anlar diye. Şimdi biz de enflasyon pardon oradan buraya indim. Yasak mı burası? Yok olabilir. Hani burası şey bölgedir. Şimdi 23 Ekim pazartesi günü gündeme alacağız ve ne yapacağız enflasyon muhasebesi için? Arkadaşlar eğer bir muhasebe bürosu çalıştırıyorsanız içinizden bir kişiyi enflasyon düzeltmesi sorumlusu olarak tayin edin. Pek böyle herkesten muhatap olmasın. Çalıştığınız şirketlerde 7-8 kişi, siz ön muhasebe oralarda yapılıyor, siz de gidiyorsun, beyannameleri veriyorsun falan. Onlardan da bir kişiyi sen deyin arkadaş enflasyon düzeltmesi sorumlusu. Ne yapacak ki bir şey amacım? Her gün en azından ya 2 saatini ayıracak ya 1 saatini ayıracak ve başlayacağız. Enflasyon düzeltmesi yol haritasında yola çıkmaya başlayacağız. Ben 1983 yılında Maliye Bakanlığı'ndan istifa ettim, özel sektöre geçtim. Maaşlar yöneticisi olarak tabi bize bir araba verdiler. Makam arabası bize. 34 PT 103'ü çubuklar bakın. 30 sene geçmiş arada parlament mavisi bir Renault Station wagon arabaydı. 83. 2003, 2000 olmaz bir dakika. 93, 2003, 2013, 2023. Evet. Bir güncelleme yapmak lazım. 40 sene olmuş, doğru. O zaman araba verdiler, makam arabası verdiler de bende ehliyet yok. Neden? Çünkü hiç ehliyetim araba olacak diye bir şey hayal etmemişim. Neyse İstanbul'da gittik. 7 ayda 7. girişte zor aldım ehliyeti. Öyle şimdiki gibi kursumuz yoktu. İnanın ehliyeti alacağım derken en çok merak ettiğim şey şuydu. Ya diyordum şimdi arabaya biniyoruz. Ben buradan gidiyorum. Öbürü de karşıdan geliyor. Nasıl bunlar diyordum çarpmadan birbirine geçiyorlar. Tamam inanın. Sonra ehliyeti aldık falan. Şimdi ne yapıyoruz araba kullanırken? Bu arabanın direksiyonu kullanıyoruz. Burada cep telefonundan mesaj yazıyoruz. Bir de arada bir sigara içiyoruz artık. Yani araba kullanmak o kadar şey değil. İşte enflasyon. Nasıl? Ben şeyi bilmiyorum. Yani burada yol haritası derken işte eğer biz buna hazır olursak yine ne abi bize o araba kullanmak bir şey bilmek gibi bir şey oluyor. Yani bizim aramızda çünkü yapan arkadaşlar var. Şey değil işte hatta geçen tartışıyorduk ya bir yaban sermayeli şirketi enflasyon düzeltmesini yaptık mecburen. Biz de epeydir şeydik. 20 saat ayırmışız toplamda. Bir de tabii İngilizceye çevirmesi vardı şey olarak. Şimdi pazartesi günü ne yapacağız? Dedik. Mutlaka şirketlerde enflasyon düzeltmesinden sorumlu. Bu günde 1 saatini ayırır, yarım saatini ayırır. Bir arkadaş tayin edelim. Şimdi bir özet yapalım. Enflasyon düzeltmesinin sonucunda ne olacak? 2023 hesap dönemine ait bilanço mutlaka düzeltilecek. 2023 hesap dönemine ait gelir vergisi matrağı, vergi matrağı düzeltme öncesi mali tabloları göre tespit edilen kar üzerinden hesaplanacak. Yani önce siz bir VUK'a göre bilançonuzda gelir tablosunu çıkaracaksınız. İşi bağladıktan sonra enflasyon düzeltmesine tabi tutacaksınız.
İşte enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan karlar vergiyi daha bir tutmadı. Alışkanlık işte hep el oraya gidiyor. Burada var aslında. Birikmiş amortismanları aynen sabit kıymetler gibi ne kadar oranda arttıysa ona şey yapacağız. Bazı temel kavramlar var enflasyon düzeltmesinde. İleride bunları şey yaptı, işte parası olmayan kıymet, parasal kıymet, enflasyon düzeltmesi vesaire. Şimdi geldik işin, hani bir çalkı aleti var ya, onun bir dediği yer varmış da, önemli şimdi kameraya da alıyor. Arkadaşlar, Eylül 2023 mizanını göz önüne alın, bir masaya yatırın. Eylül'den başlayalım çünkü. Neden? Eylül mizanı üzerinden bir defa kayıtların mizandaki rakamlarla uygun mu değil mi? Uygundur bu defa. Uygun olmaca diye bir şey yok. Çünkü o mizandaki bilanço kalemlerinden 30 Eylül parasal olmayan kalemleri tespit et. Bir sıralam. Arkadaş parası olmayan kıymetler. Şu hesap, şu hesap, şu hesap, şu hesap, şu hesap. Listeri dik mi? Bu arada bazı arkadaşlar şunu soruyorlar, diyorlar. Yani bizim şeyde bilgisayardaki muhasebe programında şey var, enflasyon düzeltmesi programı var. Vardır, güzel. Efendim söyleyeyim ama o programın çalışması için oradaki verilerin iyi girilmesi lazım. Ya onun kayıtlardan aldığı veriler yanlışsa, bu arada 2024 yılında Maliye Bakanlığı mutlaka enflasyon düzeltmesi ve bunun üzerinden ayrılıp amortismanları, şunları bunları inceleme alacak. Çünkü rakamlar çok yüksek olmaya başladı. Bilanço kalemleri bak, parası olmayan kalemleri tespit ettik, yazdık. Stoklar, stoklar özel. Stoklarla ilgili olarak önce bir defa hangi yöntemde düzeltme yapacaksın, onun kararını ver. Ayrıntılı yöntem, toplaştırılmış yöntem. Genellikle olmuyor ama stoklar içinde faiz kur farkı gibi bir takım vade farkları varsa diyor, reel olmayan finansman maliyetini hesaplamak için bunu da ayır. Maddi dönem varlıklarla ilgili olarak mizanda 30 Eylül bilançoyu mizandan bahsediyorum. Bakın daha 31-12'ye gelmedik. Bu varlıkların maliyetine eklenmiş sabit kıymetlerde finansman geliri olmadığını kontrol et. Varsa bu tutarları ayır. Reel olmayan finansman maliyeti hesaplanacak. Dikkat et. Eğer finansman gideri, vade farkı bir şey yoksa reolumdan finansman maliyeti unut. Öyle bir şey hesaplama. Genellikle yatırım yapan firmalarda şey atıldı. Aktif teşkilatın yılın sonuna kadar ki finansman giderleri yatırımların maliyetine atıldı. Onun için büyük firmalarda %99 faiz, vade farkı, kur farkı falan vardır. Yani reolumdan finansman maliyeti hesaplanacaktır. Duran varlıkların amortismanları tespit et. 30 Eylül mizanından. Amortisman ayrılıp ayrılmadığına bak. Eksik oranda ayrılmışsa onu tespit et. Bu listedilmiş parası olmayan kıymetlerin düzeltmeye esas tarihlerini bul. Yani hangi tarihten itibaren ben bunu düzelteceğim? Örneğin sabit kıymet veya işte parası olmayan kıymet Haziran 2015'te alınmışsa veya 2012'de alınmışsa o tarihi mutlaka yaz. Program yapıyoruz şu anda. Parasal olmayan kıymet, efendime söyleyeyim değerleri, giriş tarihleri yazıyoruz yan yana. Bu düzeltme esas tarihlere göre Haziran 2012'de girmiş. O tarihteki değerini bul. Nereden bulacaksın? Eski kayıtlardan bulacaksın. Veya amortisman defterinden bulacağım. Veya yeniden değerleme yapıldıysa bilhassa duran varlıklar ilgili bu bilgilerin çoğu var. Ama var olan bilgileri bir kere daha değerliyoruz. Eğer 31-12-2023'ü beklemeden 30 Eylül bilançosundan bunları yaptıysak geriye ne kalıyor? Sadece son 3 ayda neler girdi? Onları listeye koyuyor. Çünkü bilançonun %80'ini temizledik bir tane. Yaptık. Bir de tabii zaten mecbur 2023
2023'ü bekleyeceğiz. Çünkü 30 Mart 2023'ü endeksini bilmiyoruz şu anda. Giriş tarihlerindeki endeksleri bu. 12 Haziran 2015 Haziran endeksini bu. O listeyi onunla yaz. Programı Excel'de yapmaya başladık. Onu yazdıktan sonra o tarihteki endeksi bul. 31.12.2023'teki endeksi bul. Ama bunları bulmana da gerek yok. Düzeltme kasnelerini zaten Maliye Bakanı o endeksleri kullanmak kaydıyla veriyor. Ha ben bunları nereden bulacağım? Arkadaş nereden bulacağım? Bu gece istihareye yatacağım. Sabahleyin çıkacak ya vergi usul kanunu. Bizim ana yasamız mükerrer 298 A. Orada bazı bilgiler var. 328 sayılı, 338 sayılı tebliğler çıktıydı 2023'lerde. Orada bunların hepsi var. Bir de geçen çarşamba taslak tebliğ çıktı Maliye Bakanlığı'nda. Daha evvel bir taslak tebliğ çıkmıştı. Senenin başında. Bir kere daha taslak tebliğ çıktı. Ama ikisi arasında bakıyorum ben çok fazla böyle önemli bir fark falan yok. En azından işin prensiplerinde fark yok. Yani detaylarda bazen şunu alma, bunu alma diyebilirim. O tebliğlerde, o endeksler de var. Hazır. Parasal ve parası olmayan kıymetler hesap bazında listelenmiş tebliğde. Bunların düzeltmeye esas tarihleri madde madde hesap hesap açıklanmış. Düzeltme esas tarihlerindeki değerler mizandan, muavin hesabından, giriş tarihinden var. Siz eğer yeniden değerleme yaptıysanız zaten o yaparken onların giriş tarihleri, birikmiş amortismanları, değerleri var. Un var, yağ var, şeker var, her şey var. Helva yapacağız. Helva yaptıktan sonra güzel irmik helvası. Onu böyle sütten ben üniversitede öğrenciyken evde kalıyorduk arkadaşlarla. Hüsnü Toka burada mı? Evet, Hüsnü Toka da arkadaşımızdı. Ben evde yemekleri yapıyordum. Yemek yaparken arada bir irmik helvası yapıyorduk. Ama paramız yetmediği için fıstık alamıyorduk. Şimdi irmik helvasını yapacağız biz 30 Eylül itibariyle. Ama 30-12'yi bekleyeceğimiz için işte helvası eksik olacak. Tarçını eksik olacak. Bilmem ne olsun onları da alırız. Şeyde. Bunu yaptığımız zaman biz 31-12-2023'e hazır olma üzere işimizin %90'ını bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bir, şimdi ben içinizden birisine 10 bin lira para versem, binlik, al bunları say desem, kaç dakikada sayar? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10 saniye, böyle 5 saniyede saydı. Peki arkadaş bu 10 bin lirayı seri numaralarında yazmak kaydıyla say desem, seri numaraları ne olacak? 3 dakika. 10 bin liraya da 100 bin lira versem 1 saat. 1 milyon versem 1 gün. İşte biz aslında her gün 10 lirayı sayacağız. Ama 3 ay sonra 300 bin lirayı saymayacağız. Birinci günden itibaren 10 lirayı saymazsak sene sonuna geldiğimiz zaman milyonları saymak zorunda kalacak, bitmeyecek. Dolayısıyla ben buna çok önem veriyorum arkadaşların. İnanıyorum da bu işin ciddiyetini kavrayan arkadaşların en azından pazartesi günden itibaren ya günde bir saatinizi, iki saatinizi birilerini ayırın veya ayıttırın. Bunları yaptığımız zaman dediğimiz gibi 2023 bilançosunun düzeltilmesine hazır hale geleceğiz. Dedik ki birinci adım parası olmayan kıymetler nedir? İster 30 Eylül bilançosunu alın, ister 30-12 bilançosunu alın. Hazırlık yapmak için zaten sizin 30 Eylül bilançosundan 31 Aralık bilançosu arasında kalem bazında çok fazla değişiklik olmayacak. Ama fiyatlar değişebilir, tarihler değişebilir. Parası olmayan kıymetleri test. Parası olmayan kıymet kasadaki geçen seneki 100 lira bugün gene 100 lira. Ama satın alma gücü düşmüş. Parası olmayan kıymet. Parası olmayan kıymet 5 sene almışın arsayı 1000 liraya. Bugün de bilançoda 1000 lira gözüküyor ama değeri 1000 lira değil, belki de 10 bin lira. Ama kasadaki para, alacaklar, bunlar parasal kıymettir, düzeltmeye tabi tutulmaz. Çünkü nasıl düzelteceksin? O zaman da 1000 lira, bugün de 1000 lira. Ama
arsa parası olmayan bir kıymettir. Dolayısıyla bunu düzeltirsen bugünkü değere doğru bir şekilde getirirsin. O zaman bizim bilançomuz bir parasal varlıklar, parası olmayan varlıklar, parasal kaynaklar, parası olmayan kaynaklar da iki bölüm. İşte dediğimiz gibi parasal olmayan kıymetler enflasyon düzeltmesine tabi tutulur. Parasal kıymetler de enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaz. Listelemiş listede, tebliğki listede bunlar hesap hesap var arkadaşlar. Gerek 328 sayılı vergi usulü eski tebliğde var bundan 2003-2004'lerde çıkan. Gerisi geçen gün, çarşamba günü çıkan taslak tebliğ metninde var. Girin, çoğu arkadaş şeyi kullanıyordur. Bilgisayarda alemaliyeyi kullanıyordur. Muhasebe TR'yi de kullanıyordur. Hani reklama gelin abi, mesleki bir tavsiye. Maliye Bakanlığı'nın sitesinde de var. Enflasyon düzeltmesi taslak tebliği. 47 sayfa. Onun orada parası olmayan kıymetler hesap hesap var. Almış mıyım ben onu bir? Evet. Başlamış tebliğ ekinde var. Düzeltmeye tabi tutulacak parası olmayan kıymetler. 110, 150, 151, 152, 153, 157, 159, 170, 180 diye gidiyor. 30 esir. Efendim? 30 esir. Saymadım. Teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki taslak tebliğ, esas tebliğde 32 hesabı çıkar da mahcup olursun. Alanın birine dedesinden miras kalmış. Bir mektup bırakmış böyle. Demiş ki, sevgili demiş, torunum. Ben demiş hani sana söyleyemeden öldüm. Sana demiş tam 100 milyon lira miras var. Anahtarı da şurada demiş. Almış kasayı gitmiş açmış. Adam gerçekten kasadan 100 milyon lira çıkmış. Ama sevinememiş. Neden? He? Neden sevinememiş? Nasıl? Bu 10 milyon lira arkadaşlar. Bunlar da 10 tane var. 100 milyon lira. İşte ben 100 milyon lira var ama seviremiyorum. Çünkü neden bundan 10 milyon lira? 6 sıfır attığınız zaman 10 lira. Bunda şeyi çekmeceyi açtığım zaman buldum bunları. Çok sevindim ama şimdi kaç para eder bilmiyorum. Belki bir antikacı da 10 lira dedi. İşte 50 lira yapar yapmaz. Parası olmayan kıymetlerde dedik. Birinci adımımız bizim parası olmayan kıymetleri tespit etmekte. Tebliğ ekine baktık. Parası olmayan kıymetler tek tek anlatmış. Özür dilerim. İkinci aşama. Bu parası olmayan kıymetleri düzelteceğiz ya. Bunları acayemiz hangi tarih itibariyle düzelteceğiz? 31.12.2023'e getireceğiz. Yani bazı arkadaşlar 90 milyonu, 100 milyonu görünce heyecanlar ama şey yok. Hangi tarihten itibaren düzeltmeye başlayacağız? Yani bu eğer 8 sene evvel girmişse 8 seneden mi? 1 ay evvel girse 1 ay evvelden mi? Onu da tebliğ ekinde var. Parası olmayan kıymetlerin düzeltme tarihleri genel olarak satın alma tarihi, deftere kayıt tarihi, tahsil tarihi, ödeme tarihi, mülkiyetin intikal ettiği tarihi, tescil tarihi ve hesapta düzeltme yapılan tarih. Tebliğ ekinde çünkü bu tarihleri bulacaksın ki ona göre değerlerini bulup düzeltme endeksine getirip onunla çarpacaksın. Bu tarihler önemli. Yoksa yanlış olur yapacağınız her şey. Tebliğ ki yine ilk madde malzeme ticari mal, yarı mamül, yıllara sari inşaat, gelecek aylara ait giderler, maddi duran varlıklar, madde olmayanlar, yıllara sari inşaat alınım, hak şerefi, özel fonlar, kar, deftere kayıt dahil edilir. Demek ki o listede bu hesapları gördüğümüz zaman yanına deftere giriş kayıt tarihlerini yazacağız. 16 Temmuz 2015 veya Temmuz 2015. Çünkü 16 Temmuz olması önemli değil, Temmuz olması önemli. Menkul kıymetler için satın alma tarihi.
Deposit teminatlar, sermaye, hisse senedi filan, tahsil tarihi. Verilen deposit ve teminatlar, ödeme tarihi. Aynı sermaye olarak konulan kıymetler, mülkiyetin intikal ettiği tarih. Kar yedekleri, geçmiş yıl karları vesaire vesaire vesaire, tescil tarihi. Bu tarihler alacağız sermayenin eski şeylerden, sermaye artırımlarından, kuruluş gazetelerinden efendime söyleyeyim, ne zaman tescil edeceğini bulacağız ki hazırlık. Çok teşekkür ettim efendim. Hazırlığımızı yapacağız yavaş yavaş. Buradan her akşam İznik'e gidiyorum ben. İznik değil, mağara özgeçmişimiz okumadı arkadaşlar. Herhalde herkes biliyor dediler. Ben İznik doğumluyum. Bursa Erkek Sistemi mezunuyum. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünde lisans yaptım. Maliye Bakanlığı hesap uzmanı olarak çalışmaya başladım. Ayrıldım. 17 yıl yöneticilik yaptım. 20 yıldır da yeminli mali müşavirim. Uluslararası bir denetim adı var. Grant Thornton International diye. Onun da Türkiye ortağı ve Bursa sorumlusuyum. Ortağım Tolga Bacak Bey'le beraber çalışıyorum. Bu slaytların hazırlanmasındaki değerli katkıları için de kendisine teşekkür ederiz. Ne diyorduk arkadaşlar? Nerede kaldıydık? Tescil tarihleri. Tescil tarihleri dedik. Bunu, bu tarihleri bulduk. Nakdi sermaye alın için ödeme tarihi işte falan filan tebliğde hepsini yazıyor. Devir ve bölünme işlemlerinde olabilir bazen. 2023'te önce devir edilmiştir. Söz konusu kıymetlerin devir yoluyla ortadan kalkan işletmenin envanterine alındığı birleşmede birleşilen kurumun kayıtlarına intikal ettiği tarih düzenli olarak alınca en eski tarih bulamadım. İlk yeniden değerlemenin yaptığımız şey, ilk enflasyon muhasebesini yaptığımız 2004 yılı. Yani aldık bugün pek çok işletmede 40 yıl evvel alınmış binalar olabilir. 40 yıl evvel genellikle tabii bina gibi, arsa gibi şeyler bulunur. 40 yıllık makineyi kimse kullanmaz. Ama onların değerlerinde bulamayız diyor. İlk enflasyonun yapıldı. Ne o kadar gidin. Ben bunu anlayamadım. Kayıtlara giriş tarihi ay olarak belli edilemeyen. Ya bir şirkette kayıtlara giriş tarihi belli edilemeyen bir hesap var mıdır yok mudur bilmiyorum yani. Herhalde afaki olarak ya bu tarihe girmiştir diye uydurmamıştır kimse. F5. Nasıl F5? Ben gel, görüyor musun ben burada F5? Ben burada F5'i bulsam. Ha? Çıktı mı? Yok, giderim de yan tarafları ne şey oluyor? Yok ama ben tam ekran gözükmüyor bende. Kuşlar, burada onun bir de küçüğü var, onu kaybetsene. Pardon, kaybeder misin lütfen? Teşekkür ederim. Parası olmayan kıymetleri tespit ettik. Düzeltme yasal tarihlerini tespit ettik. İkinci aşama ve Excel tablosu yaptık. Bir dedik yukarıda şaşla hesaplar. Ki bunların giriş tarihleri bunlar dedik. Tebliğ hükümlerine göre hangi tarihlerde alınması gerekiyorsa onu bulduk.
Vergi usul kanunu geçici 31, geçici 32, mükerrer 298, Ç fıkrası uyarınca yeniden değerlemeye tabi tuttuysak, bilançolarda bunların çoğu tabi tutuldu, düzeltme esas tarih olarak geçici 31 madde kapsamında yeni değerlenme yapmış olanlardan, 31'e göre yapmış olanlarda yeniden değerleme yapılması için esas alınan aktife kayıtlı olma şartının arandığı tarihten önceki ayın son günü. Geçici 32 veya mükerrer 298 Ç'ye göre yeniden değerleme yapmışlarsa yeniden değerlemenin ilgili olduğu dönemin son gününün düzeltme yasağı tarihi olarak dikkate alınması lazım. Şimdi parası olmayan kıymetleri tespit ettik. Parası olmayan kıymetlerin aktife giriş tarihlerini tespit ettik. Örneğin ilk deneme için elin 5 tane hesap bulduk. O 5 tane hesaptan yazmaya başladık. 1 dedik, 2 dedik, 3. Düzeltme esas tutar. Ne olacak? Kaç lira olacak? Bizim düzeltme esas tutar olarak defterlerdeki değerler, kıymetler eşittir. Vergi usul kanunu hükümlerine göre bulunan değerler. Vergi usul kanunu hükümlerine göre, değerleme hükümlerine göre biz tutmuşuz, yapmışız. Buradaki değerleri tespit edeceğiz. Örneğin sabit kıymetler 14.300.450 lira. Stoklar 5.300.000. Maliyetin nasıl teşekkül edeceği vergi usul kanunu yazıyor zaten. Hisse senetleri alış bedelinden diyor gibi. Ama bazen düzeltilmesi gereken tutar bilançoda yer alan tutardan farklı olabilir. Belki bilançoda gözüküyor işte sabit kıymetler 34.300 lira, 500 lira kaç liraysa. Ama belki bunun düzeltme esas tutarı 34 milyon değil de bir takım şeyler işlem görecek. Bazı şeyleri düşeceğiz. Örneğin öz sarmaya içinde kalem kalem bazı kalemler varsa bazılarını düşeceğiz. Stokların içinde bazı kalemler varsa bilançoda o miktar gözükmesine rağmen bunları düşeceğiz. Ne düşeceğiz? Birinci düşeceğimiz kalem olarak eğer o sabit kıymetlerin içinde faiz, kur farkı, vade farkı gibi unsurlar varsa maliyete eklemişsek ben bunları sana diyor enflasyon düzeltmesine tabi tutturmam. Çünkü zaten sen bunları atmışsın maliyete. Bir de arkadan enflasyon düzeltmesine tutursan iki kere değerlemiş olsun. Bunları diyor bir düş. Bakacağız. Sabit kıymetlerin içinde faiz, kur farkı, vade farkı yoksa oh diyeceğiz çok şükür. Reel olmayan finansman maliyeti belasından kurtulduk. Varsa onu diyeceğiz bir kenara koyalım. Hani sınavlarda derler ya önce en kolay bildiğin soruyu çöz sonra atarsın diye. Biz de en kolay düzeltmelere başlayalım. Bir reel olmayan finansman maliyetini bir çıkaralım. Stoklarla ilgili olarak iki türlü değer tespit edersiniz. Bir, stokların girişliği tarihlere göre tutarları ya da arkadaş 31.2.2023 tarihinde kalan stoğun değeri. Stoklarla ilgili de işimiz biraz kolay. Ama öz sermaye kalemleri var. Öz sermayenin içinde bir sürü kalemler var. Bilançoya girmiş. Ne olabilir mesela? Arkadaşlar ben sizden daha fazla bilmiyorum. Direkt sizden şu anda iki tane farkım var. Birincisi sizden daha cesaretli. İkincisi mikrofon bende. Ama neler olabilir mesela? Öz sermaye kalemlerin içinde. Bir, ödenmiş sermaye. Başka? Efendim? Eski sermaye özellikle farkları var. Geçmiş miktarlar. Yeminli okunu var.
Arkadaş diyor, teşekkür ederim. Düzeltme esas tutar ile bunu tespit ederken 1-1-2024 tarihinden önce ayrılmış, sermaye ilave edilmiş olan yeniden değerleme, değer artış sonu gibi fonların sermaye ilave edildiğine oluşan sermaye artışlarını artış olarak dikkate alma. Demek ki 1-1-2024'ten evvelki sermaye eklenen değer artışlarını ayır diyor. Çıkar. Tebliğin 15. maddesinin 2 numaralı bendinde, fıkrasında geçmiş yıl kârları ve zararları hesabına aktarılarak kapatılacağı belirtilen fon hesaplarındaki tutarların bazı fondaki tutarları öde, geçmiş yıl kârları zarar hesabına at ve kapat diyor. Ama eğer bunlar 1-1-2004 tarihinden önce sermaye eklenmiş ise bu değerleri tespite düş diyor. Neymiş bunlar? Yani bizim öz kaynaklarda değerlenecek tutarı tespit ederken düşeceğimiz kalemler. Sermaye eklenmiş ise, çünkü sermayenin içinde var. Eğer bunları düşmezsek sermaye hesabını doğru dürüst şey yapamayız. Değerleyemeyiz. Vergi Usulü Kanunu 280A'ya göre oluşturulan fonlar. Vergi Usulü Kanunu eğer sermayenin içinde Vergi Usulü Kanunu 200 eklenmiş, sermaye eklenmiş. Nedir bunlar? Teşvik vergi, sanıyorum, evet, yurt dışından getirilen yabancı paralardan sermaye eklenenler. Vergi Usulü 280A. Bunların kur farkları diye ben belli şartlar dahilinde vergiye tabi tutmam. Vergi Usulü Kanunu mükerrer 298Ç fıkrası kapsamında yapılan yeniden değerlemeden doğan değer artışlarını sermaye eklediysen daha evvel diyor, bunu da düş. Geçici 31 ve geçici 32 kapsamında yapılan değerlemeden doğan kaynak artışları sermaye eklediysen daha evvel bunu da düş. 190 gelir vergisi kanunun geçici 85-90-93. Bunlar neydi arkadaşlar? Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması hakkında kanun kapsamında oluşturulan fonlar. Bunlar hep sermaye eklemişiz biz eğer varsa. 5520 sayılı kanunun, yani kurumlar vergisi kanunun geçici maddesi kapsamında oluşturulan fonlar. Bunlar hep sanki bana yurt dışından getirilen paralar gibi geliyor. Değil mi arkadaşlar? O konularda para gelmişse, sermaye eklemişsek oradan şeyi, bunları da düş diyor. 30.12.2023'ü konuşuyoruz. Aşağıdakiler diyor, düzelt. Bütün bu düşmeler filan varsa ondan sonra düzelt. Düzelttikten sonra da diyor, bilançoda düzeltilmiş değeriyle yer alacaktır. 30.12.2023 bilançosunda. Sermaye. Sermaye düzeltmesi olumsuz ve olumsuz farkları, hisse senedi ihraç birimleri, hisse senedi iptal kârları, yasal yedekler, statü yedekleri, olağanüstü yedekler, özel fonlar, nokta nokta nokta. Özel fonlar nokta nokta ne arkadaşlar? Mesela aranızda para topluyorsunuz, Sedat Hakkı'nı kalkındırma fonu oluşturuyorsunuz mesela. Özel bir fon. Şey neler arkadaş, özel fonlar neler olabilir? Efendim? Bu özel fonlar yani çok özür dilerim. Kendimize dikkat etmiyoruz tabii. Vergi Usulü Kanunu'nun 328 ve 329 maddesi oluşturan sabit kıymet denetleme fonu. Mal satmışım, işte sabit kıymet satmışım, kar etmişim, yönetim kurulu karar almış, 3 yıl içinde vermiş buna, gerisini alalım,
Onu tutuyorsun, vergi ödemiyorsun, fonu alıyorsun. Doğru mu arkadaşlar? Yine vergisi kanun 325A kapsamında ayrılan girişim sermayesi fonu. Kurumlar vergisi kanunu 51E iştirak ve sabit kenet satış kazancı fonu. Kurumlar vergisi kanunda sat ve geri kiralı işlemleri kazancı kapsamında oluşturulan fon. Kira sertifikası amacıyla aynı amaçla oluşturulan fon. Bunlar bilançoda düzeltilmiş değerleriyle yer alır. Yani bunların parasal kıymetlerini düzelteceksin diyor. 6111, 6136, 7143 bin vergi affı. Vergi affı, stok yasaları kapsamında stok affına ilişkin oluşturulan fon. Bu da diyor düzeltilmiş değeriyle yer alacak. Tabii sermaye eklenmemişse, eklenmişse zaten düşeceğiz orada. Teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu kapsamında oluşturulan fon, bunlar da düzeltilmiş değerleriyle esas alınır. Hibeler var. 5746 bu Arge kanunu muydu Tolga? Evet. Ha? Arge kanunu gereğince alınan hibelerden oluşturulan fonlar. İşte GVK kapsamına getirilen nakit, parasal işletmeye şey yapılan fonlar. Bazı kalemlerde düzeltilmiş bilançoda gösterimler. Bunları diyor sıfırla ve hesapların bakiyesini enflasyon düzeltme hesabına aktar. Geçmiş yıl kar ve zararları hesabıyla ilişkilendir. Sıfırla demek yani bu. Bunlar da burada sayılmış. Düzeltme sonrası bilançoda yer alacak. Yine öz sermaye şeyinden 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun düzeltilmesine tabi tutulmasından kaynaklanan kar zarar. Enflasyon düzeltmeleri yaptık ya, oradan bir kar zarar oluşacak. Bu düzeltmelerden sonra oluşan geçmiş yıl karı varsa, enflasyon düzeltmelerinden sonra oluşan, çünkü hep geçmiş yıl karını açacak. Bunun üzerinden ben vergi almam. Zarar varsa zarar olarak da kabul etmem diyor. Yeniden değerleme yaptıysan diyorum, düzeltilmiş tutar olarak yeniden değerleme sonrasını al, geçen seneki değerleri. İştiraklerden bedelsiz olarak hisse senetleri aldıysan düzeltme esas olarak, bedelsiz de alınmış ise toplama böl diyor. Bir hesap asları örnekte yapabilirsek yaparız. Hangi tarihte esas alım için kaç tane bedelsiz alınmış, ona göre değerini artır diyor. Bir örnek var, bakarız ona. Dedik ki arkadaşlar, şeyi tespit ettik, parasal olmayan kıymetleri, aktife giriş tarihlerini tespit ettik, o tarihlerdeki değerleri tespit ettik ve duran varlıkların içinde faiz, vade farkı varsa bunun reel olmayan finansman maliyeti kısmını ayıracaksın diyor. Yani bizim enflasyon düzeltmesinin en türüklü noktalarından bir tanesi. Sayın Başkan, burada usul nasıl olur bilmiyorum. Arada bir ara veriyoruz mu yoksa devam ediyoruz mu? Üstad, mikrofon sizde. Nasıl isterseniz öyle yaparsınız. Ya, nasıl? Dinleyici çok. Sizin yok, verelim mi 5 dakika ara? Verelim. Ama arkadaşlar bakın,
Dışarı çıkıp geliyoruz ya, herkes oturduğu yeri iyi şey yapsın. Kalabalık bulamazsanız bir önü kapmış olabilir. 5 dakika ara verelim biz de.
Evet değerli arkadaşlar, bir taraftan yerlerimize yerleşirken bir taraftan da devam edelim sohbetimize. Dedik, bilhassa sabit kıymetlerin içinde maliyetlere girmiş vade farkı, kur farkı, finansman gideri varsa o zaman reel olmayan finansman maliyeti hesabını gündeme getiriyoruz ve hesapladığımız tutarı sabit kıymetin değerinden, bilançoda gözüken değerinden düşüyoruz. Şimdi burada tabii genellikle stoklar, maddi duran varlıklar, mali duran varlıklar içinde reel olmayan finansman maliyeti söz konusu olabilir. Dediğimiz gibi tebliğinde reel olmayan finansman maliyeti ihtiva eden kıymetler, hesaplar tek tek açıklanmış. Bu şu anda taslak tebliği dediğimiz gibi maliyeli sitesinden veya diğer bazı özel muhasebe mali işler siteleri vardır. İşte Alo Maliye gibi, muhasebe Zor.tr gibi falan. Hani reklam değil, bilgilendirme. Oralardan çıkan taslak tebliği bulabilirsiniz. Hatta o da bilen belki yayınlamıştır üyelerine. Efendime söyleyeyim. Şimdi reel olmayan finansman maliyeti hesaplanırken iki tane yöntem var. Birincisi borç tutarı ne kadar? Bunu buluyoruz. İşte sabit kıymetlerin içinde almışız kredi. O kredinin tutarı ne kadar? Veya toplam finansman maliyeti buluyoruz. Diyoruz ki arkadaş sabit kıymetlerin içinde ne kadar vade farkı, faiz vesaire var. İki tutardan birini bulduktan sonra bir borç tutarının esas alınması da borç tutarı diyorsa reel olmayan finansman maliyeti eşittir borç tutarı. Örneğin 300 bin TL vade farkı veya kur farkı. Borcu ne zaman kapattıysak oya ait üfe. Borcun alındığı aya ait üfe eksi. Borcun alındığı ait üfeyi buluyoruz. Reel olmayan finansman maliyetini çıkarıyoruz. Örneğin burada bir örnek var. Çıkardıktan sonra burada reel olmayan finansman maliyeti efendime söyleyeyim 480 bin lira çıkmış. 480 bin lira sabit kıymetin maliyeti bilançodaki 35 milyonmuş. Düştüğümüz zaman 34 milyon 520 bin TL üzerinden düzeltmeye başlıyoruz. Dediğimiz gibi yani çok fazla sizi de sıkmak istemiyorum. Ama bu örnekler detaylı olarak tebliğde, taslakta var. Toplam finansman maliyetini bu yöntemi seçersek kur farkını buluyoruz. İlgili hesap dönemine ait yıllık üfe artış oranını o döneme ait alındığı şeyse. Ticari kredi faiz oranı o döneme ait. Nereden bulacağım? Bu da tebliğde var. Yani tebliğde bir takım değerleri derse ayrıntı olarak yer alıyor. Hem düzeltme kaç sayıları hem ticari faizler. Yaptıktan sonra da bu arada vergiye harç gibi finansmanın maliyetine yani kullanma maliyetine bağlı olmayan kredinin giderleri hesaplamaya almıyoruz. Burada yine bir örnek vermiş. Finansman maliyetinin oluştuğu hesap dönemine ait üfe artış oranı demiş. Aynı da ticari bulmuş. 0.276 çıkmış şeyde de. Bunu da şeyle çarptığı zaman burada bulmuş. Düzeltme esas tutarı 120 bin liradan da 5 milyon 500 bin lira düşmüş, 114 bin lirayı düzeltme esas tutarı olarak almaya başlamış. Yeniden değerleme tabi tutulmuş 298C kapsamında iktisadi kıymetlerin düzeltilmesinde. Düzeltme esas değer olarak yeniden değerleme sonrası değerler için bu önemli bir madde bizim biraz işimizi kolaylaştıran ROFM hesaplaması yapılmaz diyor. Evet, toplanmış yöntemler stoklarla ilgili eğer toplaştırılmış yöntemleri seçiyorsa yine reel olmayan finansman maliyeti hesaplamayacaksın diyor. Şimdi ne yaptık? Parası olmayan kıymetleri listeledik yol haritasında. Yani buradan izleye giderken önce tuttuk, gürsüyü geçtik. Bunların değerlemeye tabi olacak tarihlerini de tespit ettik. İşte genişe doğru gittik. Oradan Aydoğdu'yu geçtik. Bilançoda yer alan değerleme esas tutarları tespit ettik. Yani Yenişehir'e geldik. Şimdi İzmir'e doğru gidiyoruz. Derbent üzerinden. İnşallah
karmar da yoktu. Sıra geldi, düzeltti işte. Kıymeti bulduk. Adı, tarihi, o tarihe göre değeri nasıl düzelteceğiz? Düzeltme işleminde iki tane yöntem var. Yeter tutarsın bütün düzeltecek kalemleri tek tek aktife giriş aylarını hesaplarsın. Gün olarak değil. Veya toplaştırılmış yöntem dersin. Ben bundan uğraşmayayım. Toplaştırılmış yöntem stoklarla ilgili. Ama zaten bilançoda yer alan kalemlerden stoklar hem detay olarak çok fazla. Bir sabit kıymetler o kadar detay değildir yani. 5000 tane sabit kıymet almamıştır adam ama 5000 tane stok kalem vardır. Örneğin bir arabada belki de 2000 referans parça var yani bilmiyoruz. Düzeltme katsayısı efendime söyleyeyim. Aralık 2023 bekliyoruz işte. 2023'te endeksi açıklayacak. Düzeltme tarihine göre ki endeksi buluyoruz. Örneğin demiş Temmuz 2016. İkisini birbirine bölünce düzeltme kat sayısını buluyoruz. Ayrıntılı yöntemlerde. Stoklara geldiğimiz zaman kolaylaştırılmış bir yöntem var. Toplaştırılmış yöntem. Onun bir tanesi bu toplaştırılmış yöntem sadece stoklarla ilgili. Stokların dışındaki kalemlerde gerçek usulü yani ayrıntılı yöntemi şey yapıyoruz. Stoklarda bir basit ortalama yöntemi var. İki stok devirci yöntemi var 2023 için. Burada dediğimiz gibi düzeltecek tarihlere bağlı kalmaksızın işte şu tarihte girmiş, bu tarihte girmiş, bu tarihte girmiş diyeceğim. Sadece yapacağınız şey 31 Aralık 2023'te yayınlanan endeks bölüm yine 31 Aralık'ta bilançonun ait olduğu ait büfe endeks artı bir önceki geçici dönem Eylül. Eylül'deki endeks bölü 2 bunu bulduktan sonra örneğin 31-12-2023 çok ben şeylere bağlı kalmadım, uydurdum. Endeks 5000'miş. 30 Eylül'de 4800'müş. 5000 bölü 5000 artı 4800 bölü 2 o da eşittir 1.020. 200 bin liraymış bunun stokları. Burada göstermişiz. Demiştik ki 200 bin lira. 200 bin çarpı 1.020 204 bin lira stok. Baştan söyle abi. Baktan baktan Allah korusun. Ondan sonra gümbürde gitmeyelim. Burada bulduk işte 204 bin lira stoklarla ilgili bir enflasyon düzeltme farkı çıktı. Muhasebe kaydında Üstad orada da yansımak. Muhasebe kaydında yapıyoruz. Ne diyoruz? Stokların maliyetini atıyoruz. Stoklar enflasyon düzeltme farkı 4 bin lira. Enflasyon düzeltme hesabına da 4 bin lira. Genelde düzeltilen bütün kalemler için o kalemin altında enflasyon düzeltme fark hesabı diye bir açıp açıyoruz. O kalemin altında karşında da enflasyon düzeltme hesabı. Enflasyon düzeltme hesabı efendim mesela borç da çalışır, alacak da çalışır. Örneğin sermaye düzeltiyorsak ne yapıyoruz? Sermaye düzeltme farkı açıyoruz. Düzeltme enflasyonunda borcu yazıyoruz. Stokları düzelttiğimiz zaman alacağını yazıyoruz. Enflasyon düzeltme hesabı borç ve alacak diye kalıyor. Bununla kalanını dönem sonunu kapatıyoruz. Geçmiş yıl kar veya zararını atıyoruz. Stok devirisi yöntemi. Önce stok devirisini buluyoruz şirketin. Stok devirisini bulduktan sonra stokta kalma süresini buluyoruz. Mesela bir şirkette stok devirisi 90 günse, 100 günse demek ki bu Aralık, Kasım, Ekim, Eylül. 4 ay evvelden geliyor stoklar. 4 ay evvelden geldiğine göre 4 ay evvelki endeksten sene sonundaki endeksi alıyoruz. Ona göre düzeltmeyi yapıyoruz. Bunların hepsi
detaylı olarak tebliğinde var. İşte ortalama stokta birinci adım stok demir hızını bulduk. Stok demir hızını herkes biliyor. Satılan mal maliyeti bölü dönem stok aldı. Dönem sonu stok bölü 2. 5.45 çıkmış. 365'i 5.45'e alırsak 67 bin çıkmış. Demek ki 2 ay 5 gün. Geriye doğru git 3 ay. Sanıyorum Eylül'den, Ekim ayından kalan stoklarmış bunlar. Ekim ayının düzeltme kastı ise, sene sonu düzeltme kastı ise orada da düzeltiyoruz. Maddi duran varlıklarda dediğimiz gibi real olan finansman maliyeti yok diye hesapladım. Ne yapıyoruz? Maddi duran varlığın sabit kıymetin değeri, giriş tarihi, 31.12'de tarih, girişteki endeks, 31.12'deki endeks, bölü eşittir düzeltme katsayısı. Bir aşama daha gidin, hiç bunları da hesaplamayın. Düzeltme katsayısı tepkili var zaten aylara göre. Herhalde 240 aya ait endeks ve düzeltme katsayısı tebliğinde yer alacak. Çünkü her sene 12 ay var. 20 yıllık yapacağız en fazla. 20 çarpı 12, 240 ay tebliğde hesaplanacak. Tabii şimdi burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani bazı arkadaşlarla görüşüyoruz. Bizim kendi şirketimiz diyelim. Efendim, SAP üzerinde enflasyon düzeltmesi diye bir program modeli yazmışlar. Ben daha inceleme fırsatını bulmadım. Bazı arkadaşlarla görüşüyoruz. İşte bizim kullandığımız şu programda enflasyon düzeltmesi var. Bunda da var. Şimdi tamam tabii bu aslında bir Excel file. Vaktiniz varsa Excel file'i yaparsınız. Tamam mı? Bir şirkette zaten enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak diyelim kalem sayısı 40 tane ise parası olmayan 40 kilimi koyacaksınız. Giriş tarihi, giriş değeri, endeksleri çarpı, enflasyon farkı atışı hesap edeceksiniz, atacağız. Şimdi burada tabi örneğin siz Renault fabrikasında satılan malın maliyetini bulmak için eğer bunu Excel file'de veya evde yapayım derseniz aylarca bir seneyi yapamazsınız bir sene. Ama ne yapıyor? Otomatik olarak onlar SAP kullanıyor. Ya işte SAP'nin de bir ötesinde HANA diye bir şeye geçmeye başladılar. Şimdi orada program otomatik olarak hesaplıyor. Şimdi daha küçük ölçekli firmalarda da program hesaplıyor. Ama burada bir tane dikkat edilmesi gereken şey var. Program bunları alıyor otomatik de. Acaba doğru yerden mi alıyor? Yani her bir parası olmayan kıymetin aldığı aktife giriş tarihi doğru mu? O tarihteki parasal şeysi doğru mu? İçinde vade farkı doğru mu? Mutlaka size tekrar bir check etmeniz, şey yapmanız lazım. Maddi duran varlıkta dediğimiz bir endeks 1.5'muş düzeltme katsayısı. Değeri de 30 bin liraymış. 1.5'dan çarpmış, 45'e bulmuş. 45'ten 30 çıkarmış, 15 bin lira düzeltme, enflasyon düzeltme farkı çıkmış. Ne yapacaksın diyor. Bunun da birikmiş amortismanı da aynı oranda düzen. Yani eğer sabit kıymetin 1.5'miştir düzeltme şeyden düzelttikten amortismanı da 1.5'dan düzeltiyor. Örneğin burada birikmiş amortismanları 6.000'miş, %50'ye çarpmış 3.000 lira. 3.000 lira da birikmiş amortismana koyacaksın diyor. Burada birikmiş amortismanlara bakarken mutlaka eski yıllarda ayrılmamış amortisman var mı ona bakın. Veya genellikle kanun sürelere uygun olarak herkes amortismanı ayırıyor. Ama bazen politika göre bir sene ayırmıyor. Ayırmadığı zaman ayrılmış gibi kabul edeceksin. Hesabını ona göre yapacaksın diyor. Yoksa affetmem diyor. Yapılmakta olan yatırımlar var. Mizanlarımızda yapılmakta olan yatırım eğer 31.12'ye kadar yapılmakta olan yatırımlar da takip ediliyorsa sen diyor bunu kardeşim bütün harcamaları yapıldığı aylara ait harcama ve giderleri endekse sene sonunda getir. Yapılmakta olan yatırım diye bunu diyor şey yap, düzelt. Yok sen tutmuşsun da yapmışsın. Haziran ayında da aktifleştirmişsin. Yapılmakta olan yatırımdan getirmişsin. Sabit kıymetin maliyetini atmışsın. Demirbaş demişim, bina demişim. Haziran'a kadar diyor harcamalarını aylar itibariyle endekste getir. Haziran'dan sonra diyor sene sonuna kadar da artık sabit kıymet olarak endekste getir. Yani burada yapılmakta olan yatırımların
aktifleşip aktifleşmeyeceğine göre iki türlü bir hesap yapacaksın diyor. Fiyatı devlete bunda tebliğe var, bana göre çok fazla şey değil. Şimdi verilen anlamazlar. Birkaç kere tartıştık. Bir defa verilen avans paradır. Sen bir sene evvel 1.000 lira vermişsin, bugün de 1.000 lira. Bu parasal bir kıymettir, bunu düzeltmeye şey değil. Veya anlanamaz. Ama verilen veya anlanamaz. Belli bir istişeye, fiyata, garantiye bağlanmışsa, yani bir sabit kıymetin şeyine, fiyatı garantilemişsen, o zaman diyor bu, parasal olmayan bir kıymettir, bunu değerli diyor. Nasıl işte burada artık bir yorum gerekiyor. Mesela bir kalıp yaptırıyorsun, %30'unda şu avans diyorsun, %20'sinde şu avans diyorsun. Kalıp bittiği zaman şu kadar para diyorsun. Artık avanslar kalıbın teslimine bağlı olan avanslar. Dolayısıyla enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır. Finansal kiralamaya tabi kıymetlerde kiracı tarafından enflasyon düzeltmesi yapılacaktır. Ben çoğu zaman hep kiracı kim, kiralayan kim, hep onu böyle düşündüm. Sonradan dedim, tamam kiralayan mal sahibi, kiracı benim. Değil mi Tolga? Dolayısıyla biz yapacağız dedik. Finansal kiralamaya konu. Haklar. Yedek akçelerin nasıl yapıldığı anlatılıyor. Şimdi 2000 parası olmayan kıymetleri bulduk. Giriş tarihlerini bulduk. Değerlerini bulduk. Endekslerini bulduk. Çarptık. Farkları bulduk. 2023 bilançosunu hazırladık. Bitti. Buna ilişkin muhasebe kayıtlarını yapacağız. Muhasebe kayıtları enflasyon fark hesabı, enflasyon düzeltme hesabı. Enflasyon fark hesabını her bir ilgili parası olmayan kıymetin farkını hesaplarken enflasyon fark hesabına attık. Daha sonra bunları enflasyon düzeltme hesabına aldık. Enflasyon fark hesabı enflasyon düzeltme hesabıyla karşılıklı olarak çalışır ve kapatır. Sermaye düzeltmelerinin kayıtları. Burada çok fazla da işte enflasyon düzeltme hesabı artık oluştu. Bunun kalanı gelir veya gider değildir. Geçmiş yıl karları hesabına veya geçmiş yıl zararları hesabına atlar, kapat. Yıllar hasarı inşaat onarım işleri ayrı bir bölüm. Hani ben belki herkes ilgilendirmiyor diye burayı geçmeye çalışıyorum. Tebliğde çok devir bölünme işlemleri anlatıyor. Enflasyon düzeltmesi sonra ortaya çıkan değer izleyen dönemde başlangıçtı. Yani bir 2024 yılında açarken hesapları 31.12 2024'teki hesapları dikkate alacaksınız. Amortismanları 2024 yılında düzeltilmiş değer üzerinden hesaplayacaksınız. 2023'te buna müsaade etmiyor bakanlık. O 2024'ten itibaren diyor düzeltilmiş değer. Amortismanlı itfap oyunu. Amortismanı biliyorum da. Ha? İtfap oyu gayrimaddi haklar için. Yani bir maddi duran varlıklar için olsa amortisman, gayrimaddi duran varlıklar için olsa itfap oyu. Doğru mu? Teşekkür ederim. Bunları hazırlarken söylemedim bana. Geçmiş yıl kâr ve zararları, yani 2023 bilançosunu düzeltirken, 2023 hesap dönemi sonuna ait bilanço ilişkin yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan bu düzeltmeleri yaptık ya, yaptıktan sonra enflasyon fark hesabını attık, oradan da geçmiş yıl kâr veya zararından kapattık. Geçmiş yıl kâr zararları hesaplarına aktar. Bu şekilde hesaplanan geçmiş yıl kâr vergiye tabi değildir. Zararı da zarar olarak dikkate alınmaz. Ancak eski devirden gelen kârlar duruyor zaten. Zararları ben diyor düzeltilmiş değeriyle dikkate almam 2023'te. Bunlar mukayyet değeriyle, yani kayıtlı değer üzerinden gösterilecek. Ve sen diyor 2024 yılında düşerken diyor 2023 ve öncesi zararlarını eski kayıtlı değerler üzerinden alacaksın diye.
Bir örnek vermiş bunda. Demiş ki bilançosunda yer alan kıymetler bunlar. Aşağıda sayılanlar diyor bilançoda düzeltilmiş değeriyle yer alacak. Yani bunları endekslemeye tabi tutacaksın. Sermaye. Sermaye düzeltmesi, olumlu farkları vesaire vesaire yasal yedikler veya veya veya. Bunlar diyor enflasyon düzeltmesine tabi tutacaksın. 31-12-2023'te bu şekil alacaksın. Az evvel dedik geçmiş yıl 2023 sonuna ait bilançonun düzeltilmesi olacak. Geçmişin kar veya zararı kaydedildi. Geçmişin karları zararları hesabın alt hesabında izleyeceksin diyor. Bunu ayır. İstiyorsan sen bunları diyor. Efendime söyleyeyim. Öz sermaye farklarını mahsup edebilirsin diyor. Ha, burada da önceden söyledik. Mukayyet değeriyle dikkat alınacak. Bütün bunları yaptıktan sonra 3 ay sonra dedik ki arkadaşlar şimdi biz 31-12-2023 mizanı şu anda düzeltemiyoruz. Çıkmadı çünkü. Ama en azından şunu yapabiliriz. 30 Eylül bilançosunu veya mizanını az evvel anlattığımız hükümler çerçevesinde düzeltilecek hale getir. Düzeltilecek hale getirdiğiniz zaman zaten dediğimiz gibi işin %90'ı bitmiş olacak. Bundan evvel yalnız ben başka bir şeye gelmek istiyorum. 2024'ten evvel. Bana göre şu anda daha ilgilenmesin, bilmemiz gereken şey. Enflasyon düzeltmesini ne zaman yapacağız? Ne zaman kaydedeceğiz? Enflasyon düzeltmesi yapılan geçici vergi dönemleri ve hesap dönemlerine ilişkin düzeltme işlemleri 2023'te biz şey yapmadık. Söz konusu dönemlere ait gelir kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme tarihine kadar yapılır. Yani 2023 düzeltmesinin muhasebe kayıtlarını 2023 bilanço şeyi beyannameyi 2024 yılında verene kadar yapılır ve bu tarih itibariyle yasal defterlere alınır diyor. Yani 1-1-2024'ten sonra başlayacağız kayıt yapmaya. Doğru mu? Bazen özür dilerim arkadaşlar. Tabii ben de Hazreti Google falan değilim. Her şeyi bilecek halimiz de yok. Hani bazen de uyduruyoruz, atıyoruz böyle. Yani doğru mu diye soruyorum. Hani Tolga doğrudur değil derse biz de şey yapacağız. Bir de bak vallahi ara verdik yarısı kaçmış bile. Bir de ben şunu anlayamadım. Yıllardan beri ben bu toplantılara girerim. Derler ki 10 dakika ara. Şunu anlayamıyorum ya ne arayacağız bir. 10 dakika arayacağız da ne arayacağız? İki. Bu 10 dakikada bulunacak bir şey olsaydı zaten yıllardır şimdiye kadar bulunurdu. Demek ki 10 dakika yetersiz bir şey. İki arayacağız ne bulduk. Ne yapacağız bulduktan sonra? Getireceğiz ödül mü var bir şey mi var? Onun için 10 dakika aralığı kaldıralım. Dedik, kayıt zamanını şey yaptık. 2023 enflasyon düzeltmesini yaptık. Bir beyanname vereceğiz, kurumlar vergisi beyannamesi. Hangi bilançoyu ekleyeceğiz? Daha evvel 2023 yılı düzeltme kayıtları diye anlattığımız bir bölüm vardı işte o tebliğin. O bölüm demiş. 2023 hesap dönemine ait gelir kurumlar vergisi beyannamesi ilginde 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun düzeltmeden önceki haliyle düzeltme sonrasında oluşan haline birlikte yer veriyor. Demek ki insan elinde yapacağımız beyannamede iki tane bilanço. Maliyede bakacak, iki bilançoyu yan yana koyacak. Ne fark var? Gel bakayım diyecek, doğru mu yaptın, yanlış mı yaptın gibi. Düzelttik parası olmayan kıymetleri, daha sonra sattık.
enflasyon düzeltme farkları maliyet olarak dikkate alacağız şimdi. Yani bizim sabit kıymetimiz, makinemiz 1000 liraymış, düzeltme sonrası 5000 liraya çıkmış, 6000 liraya da satmışız, maliyet olarak 5000 lira alacağız. Ama amortismana tabi olmayan iktisadi kıymetler varsa, örneğin stokların düzeltme farkları varsa diyelim, düzeltilmiş değilin altında bir bedelle satarsan, ben bunu diyor kabul etmiyorum. Kar ve zararı, o kısmı kar ve zararı kabul etmiyorum diyor. Yani ben tabii şimdi zaten amortismana tabi olmayan kıymetleri düzeltilmiş değeri derken, iştiraklar amortismana tabi değil, stoklar değil. Gelecek dönemde yani giderler değil, Allah'ın verilen depozitolar değil. Tolga Bey tabii siz gençsiniz, siz çok bileceksiniz. Yani ben yaşlıyım, ben az bileceğim. Ben hemen iki üç şey... İşletme hesabına tabi defter tutanlar, serbest meslek ve erbabı defterlerini tutanlar enflasyon düzeltmesi yapmayacak. Enflasyon düzeltmesi temel şartta bilanço usulü defter. Ama işletme hesabı veya serbest meslek benim gibi tutanlar amortismana tabi iktisadi kıymetlerini enflasyon düzeltmesine tabi tutabilirler. Amortismanları da tabi geçmiş yıllıkları için aynı bilançoya sahip. Ve bunlar üzerinden de yeni dönemde sattığın zaman şeyi ayırabilirsin. Pasif kalemler. En çok burada sermaye, öz sermaye kalemleri. Pasif kalemler de var. Eğer bunlardan doğan enflasyon fark hesaplarını başka bir hesaba nakledersen veya işletmeden çekersen ben bunları diyor sana vergi olarak vergiye tabi tutarım. Burada düzeltme işlemlerinde daha evvel işte mali duran... Ha, iştirak hisse senedi almışız mesela diyelim. 2020'nin 21'de 22'de almışız. Bunlardan bir tanesini bedelsiz almışız. En son gelen 30 bin adeti. Bedelsizi bölmüyor kardeşim. Sen bu bedelsize isabet eden hisseler hangileri? Onların o tarihlerine getir. Bedelsizi de düzeltmeye falan tabi tutma. Ait olduklarına göre tabi tut. O şekilde İşlem yap diyor. Bilançonun aktifinde hazır değerler varmış, kasa, ticari alacaklar varmış, maddi duran varlıklar varmış. Onların amortismanları var, aktif toplamı 1400, pasif toplamı da mali borçlar, ticari borçlar, satışlar, öz kaynaklar. Burada ne zaman girdiğini anlatıyor. Şu tarihte girmiştir, bu tarihte girmiştir diyor. Bilançodaki parasal kıymetleri, kasa alıcılar, banka kredi, satıcılar bunları düzeltmeye tabi tutmayacaksın. Parası olmayan kıymetler bunlardır. Bunları tabi tutacaksın diyor. Bunların dedik yani parası olmayan kıymetleri bu. Hangi tarihte girmiş, girdiği tarihteki değerleri neymiş, tesis makine cihazlar 700 bin, demirbaşlar 350 bin, birikmiş amortismanlar şu şu, değerleri de buymuş diyor. Ondan sonra diyor, düzeltme kaç sayılarını bul, bir tebliğe, giriş tarihlerine ver düzeltme kaç sayılarını bul, ondan sonra kaç sayılara bir düzeltme, örneğin tesis makine cihazlar 700 bin demiş. Düzeltme kayıt sayısı 2.12692. Diğerleri de bu şekilde. Makine için ayrı, demirbaş için ayrı. Bir taraftan da amortismanlarını düzeltiyor. Sabit kıymetleri düzeltirken. Enflasyon düzeltme farklarını bul. İşte bulmuş, bu kadar çıkmış. Ondan sonra gel diyor kardeşim, masraf kayıtlarını atmaya başla. Tesis makine ve cihazlar hesabı, ana hesabının altında alt bir hesap aç, enflasyon düzeltme hesabı. Demirbaşlar hesabı, enflasyon düzeltme hesabı. Yeniden değerleme artış fonu, enflasyon düzeltme hesabı. Tamamen kapat diyor. Birikmiş amortismanları borcuna yaz diyor, yaz diyor, yaz diyor ve enflasyon düzeltme hesabı bu şekilde bir hesap oluyor.
sermayenin enflasyon farkı, birikmiş amortismanlar, yasal yedekler, tesis makine cihazlar, demirbaşlar, yeniden değerleme toplamda bu. Ondan sonra bunun kalını ne kadar? 335.392 lira enflasyon düzeltme hesabının kalını varmış. Bunu diyor, geçmiş karlarına at kapattı. Geçmişin kar veya zararına. Burada kaç tane daha muhasebe kayıtları var. Aynı işte, sistem aynı. Burada enflasyon düzeltme farkı binada 53.800.000 liraymış. Bunlar eski tebliğlerde görmekte olduğundan rakamları biraz fazla. Hep bunları enflasyon düzeltme hesabına atlıyor. Ondan sonra enflasyon düzeltme hesabını geçmiş yıl kar zarar hesabına attı sıfırla. Enflasyon düzeltme hesabı böyle bir hesap oluşuyor muhasebe kayıtlarından sonra. Bunların diyor sıfırla. Daha teşekkür etmeyeceğiz ne var? Anlatmadığımız ne kaldı Tolga? 2023'te toplanmış bilgiler, su toplarla ilgili neler vardı? Basit ortalama vardı. Stok devir hızı yöntemi vardı. 2024'te basit var mı? Stok devir hızı yerine ne diyor? Hareketli ağırlama yöntemini kullan diyor. Yani 2024 ile 2023 arasında çok büyük böyle farklar yok. Ama dediğimiz gibi stokların değerlendirmesinde hareketli ağırlıklı ortalama yöntemi diye bir benim tavsiyem stoklarda toplulaştırılmış yöntemleri kullanın. Yoksa öbür türlü öyle onlarca kalem, yüzlerce kalem stokları al, tarihlerini bul. Ne gerek yok artık. Herkes nasıl? Toplulaştırılmış yöntemler. Yok bir de şu var. Herkes artık işletmelerde stok yönetimi bayağı ciddi bir politik olma amaçlı. Hiç kimse böyle 6 aylık, 8 aylık bir stok falan tutmuyor. Tutuyorsa zaten işletme sahibinin ve yöneticilerin başarısızlığı demek ha. Toplaştırmış yöntemlerde de 3 aylık endeks yaptığına göre az çok şey yapabiliyor. Evet arkadaşlar başka bir... Mesela abi bir konuştuğumuz konu var. Bu konuyla ilgili bir yorumunu almak istiyorum. Ne? Kısa ve uzun vadeli borçları fazla olan durumunda ilgili bir şey yap, çalışma yapıyoruz. Şimdi enflasyon tabii 2023 yılında vergi etkisi yok. 2024'te itibaren. Var. Şimdi enflasyon düzeltmesi ne zaman kar yaratır? Siz aktif taraftaki şeyler için enflasyon düzeltmesi yapınca ne yapıyorsunuz? Giriyorsunuz. Aktif artırıyorsunuz. Enflasyon düzeltme fark hesabını alacak. Ondan sonra onu kapatıyorsunuz, kar zarara veriyorsunuz. Demek ki öz kaynakları yüksekse öz kaynakları artırıyorsunuz, enflasyon düzeltme hesabına borç veriyorsunuz, enflasyon düzeltme hesabına alacak veriyorsunuz, zarar yazıyorsunuz. O işletmenin tamamen öz sarmaya durumda. Ha, borcu çok olan firmalarda avantajlı mı oluyor durum? Hadi şöyle kuvvetle muhtemel şöyle oluşacak. Üretim işletmesi için konuşuyorum ben. Kuvvetle muhtemel 2023 yılı zaten 2023 yılı düzeltmesi üstadın anlattıklarında anlaştığınız gibi 2024 yılındaki asıl düzeltmelere hazırlık. 2023 yılındaki düzeltme. 2023 yılında öz kaynakların içinde toparlayıcı bir etki yapacak. Öz kaynaklar artacak. Üretim işletmeleri için konuşuyorum. Ama 2024 yılında cari yıl enflasyon düzeltmesi yaptığınızda gelir tablosuna gidecek olanı 698 hesaptan %99 bir zarar gelecek. Ve yani bizim önceki bu özellikle yurt dışı raporlamalarda karşılaştığımız bayağı bir etkiliyor. Yani atıyorum 80 milyonluk 90 milyonluk karlar birdenbire 15 milyona 20 milyona düşüyor. Bu ama tamamen 2024 yılındaki enflasyon oranı ile alakalı olan bir şey. Ama
Dediğim gibi 2023'te öz kaynak toplayıcı bir etki yapacak. Ama 2024 yılında büyük ihtimalle gelir tablosuna zarar yazacağız. Demek lazım. Yani 2023'te borçları mümkün olduğu azaltıp sermayeyi yükseltmek önümüzdeki dönemde öz kaynaklar yüksek olduğu için biraz karı azaltıcı bir unsur. Şöyle sermaye öz kaynaklar güçlüyse cari dönemde zarar yazacaktır zaten. Yani burada yapmazsak onu zayıf bir öz kaynakla enflasyon düzeltmesi yapılırsa burada daha yüksek bir kar çıkacak, evet. Reskut gibi. Aynen. Çünkü zaten enflasyon düzeltmesinin amacı şu, sizin öz kaynağınız sermayedeki erimeyi azaltmak. O yüzden biz ne yapacağız? Şimdi 2022'ye kadar sermaye arttırımlarını yapacağız. Mümkün oldukça borçları azaltacağız. Ve de 39'da mikarın 298 çeyi uygulamayı tavsiye ederim arkadaşlar. Ha, evet, bir de o var. Şimdi biz 2023 yılında kayıtlı değerler üzerinden yapacağımız için amortisman hesaplamalarını bu taslak tebliği de ona göre yönlendiriyor bizi ve sonrasında da yeniden değerleme uygulaması en azından 24 yılı için kalkacağından dolayı 39'da 298 Ç'ye göre yeniden değerlemeyi yapıp onun üzerinden amortisman ayırmak. Yok, 298 Ç'de şey yok, vergi yok, geçici 32'de var. Yok, sadece 39. Eğer önceden o geçici 31'i 32 yaptıysanız zaten onu taşıyorsunuz 298 şeyi. Yapmadıysanız bile yine 2022 yılı sonunda olan sabit kıymetleri 30 Eylül'e taşıma hakkınız var vergisiz. 298 şeye göre. Sadece 2023 yılı enflasyonu için. O da bayağı tutuyor. 34 müydü? %34. Evet. Yani sizin şu anda önceden hiç yeniden değerleme yapmamış olsanız bile 2022 yıl sonu itibariyle olan sabit kıymetlerinizi hiçbir ekstra maliyeti olmadan %34 değerleyebilirsiniz. O da 298 Ç'ye göre. Evet, 298 Ç'ye göre. Kaydını da atacaksınız 39. Evet. Yok. 31 ve 32 de var, evet. Yani o zaman vergiye bir avantajı olur. O da son zaten, ondan sonra yok. Evet. Bazı arkadaşlar arada ya cep telefonlarını yazar mısın? Belki bir şey soruyorlar. Ben Sedat Bey. İsimde de yanlışlık var zaten. Soyadında yanlış. Cüneyt Arkın çıktı bak. Vallahi güzel. Bu arada değişmedi. Şimdi Tolga Bey'le beraber şeye gittik. Asmar Gözleri'de vatan bilgisayar vardı değil mi? Notebook alalım 3-5 tane şirket edecek. Orada böyle işte deskte notluklar dolu duruyor. Biz ona bakıyoruz. Ben 17-18 yaşında bir çocuk ya. Efendim çok özür dilerim. Soru sorabilir miyim diye buyuruyor. Yani siz de Cüneyt Arkın dedi, akrabası mısınız? Kardeşimler, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde Cüneyt Arkın diye bir şey yok. Bu dönem Fahrettin Cüneyt'te batırdır. Eskişehir'de diş hekimidir, kuzenimdir. Ama Yeşilçam'a gittikten sonra Betül Öngemiz'e yaptıklarından dolayı görüşmüyoruz. Şimdiye kadar söylediklerimin hepsi yalan dedi. Benim hiç bir alakam yok. Neyse gittik oraya şey yapıyoruz. Gene geldi 17 olsa bizim çocuk. Affedersiniz, size bir şey sorabilir miyim dedi. Hiç sormuyor kardeşim. Ben herkese hesaplıyorum. Git dedim şu arkadaş dostum. Ne biliyorsun ne soracağımı? Sen dedim Cüneyt Arkın'ı sor. Evet, işte git ona sor. Verdim cevabı. Demek yanlışlıktan da Arkın diye yazmışız. Evet, bir katkıda bulunmak isteyen veya bir soru sormak isteyen. Emre Turan ben. S4 Konetepi danışmanlıktan. Sedat Bey, biz şöyle bir sorun yaşıyoruz. Poliçeleri değerlediğimiz müşterilerde her ay sonu poliçeden giderleştirilen tutara enflasyon yönetiminden gelen bakiyenin eklenmesi söyleniyor. Yani şöyle düşünün, poliçe 500 lira, %10 enflasyon değerlemesi yaptık,
her ay sonu 180'den 7'li hesaba gitmesi gereken bakiyenin 550 lira üzerinden olduğu savunuluyor bize. Poliçe sigorta poliçesi. Evet doğrudur. Bir defa sigorta poliçesi. 180. Gelecek aylara ait giderler. Onları değerliyorsunuz. Enflasyon düzeltmesi hatalı tutuyorsunuz. Evet değerledik. 500 lirayı değerledik. Örnek veriyorum işte Mart ve Haziran endeksi arasından %10 olduğunu varsayalım. 550 lira oldu. Yani aslında ben 180'deki ara hesaba 50 lira enflasyon farkını yazıyorum. Ancak her ay 180'den 7'li hesaba giden tutarın da 550 lira oranında artmış olması gerektiği söyleniyor. Zaten 2023 için herhangi bir şey söz konusu olmayacak. Şimdi ben anladığımı yani anladığıma göre söyleyeyim. Onu sonra da konuşuruz da. Şimdi 182-180 hesap bir de verilen avanslar biraz özellikli hesaplar. Bu 258 hesap da öyle. 340 da öyle. Çünkü sürekli dönem içinde hareket gören. Ben olsam bir de şeyden bahsediyorsun. Üçer geçiverge değil de yani raporlamak için aylıktan bahsediyorsun. Ben olsam bunları her bir enflasyon düzeltmesinde bu ve bunun gibi hesaplardaki enflasyon düzeltmesini kapatırım ve giriş tarihinden itibaren tekrar yaparım. Aynı şey gibi SAP'deki yabancı para değerlemesi gibi. Böylece karışıklık olmaz ve sen arada atman gereken doğru şeyi bulursun. Öbürkü türlü iş karışır. Aynı yabancı para gibi. SAP'de de öyle yapmıyor. Dövizin kur değerli ay başında geri çekiyor. Tekrar sıfırdan oluyor. Başka bir katkıda bulunmayan isteyen arkadaşım var mı? Yani bütün soruları bileceğiz diye bir şey de yok. Hocam teşekkür ederim semineriniz için. Düzeltmeden dolayı geçmiş yıl karlarını aldığımız, karları dağıttığımızda özellikli bir durum var mı? Dağıtabilir miyiz onları? Geçmiş yıl karlarına. Karlarını aldığın şey. Düzeltmeden kaynak. Vallahi hatırlamıyorum şimdi. Kendi de vardı bir şey ama. Düzeltilmiş geçmiş yıl karları. Tolga sen hatırlayabiliyor musun? Şeyi, enflasyon düzeltmesi farklarını dağıtamıyorsunuz. 2023'ü zaten dağıtamıyorsun. İşte 2024'te, 2025'te o geçmiş yıl karlarını aldığımız düzeltmeden karları dağıtımında... 2024'te 2023 öncesi karları zaten düzeltmeye tabi tutmuyorsun. Ne dağıtmıyorsun? Ki dağıtabiliyorsun. Farkları zaten şeye atıyorsun. Enflasyon düzeltme farklarına o kar kendisi duruyor. Onu dağıtabiliyorsun sanıyorum. Eski halinden. Hani 2023 yeni halinden daha az çıksan bunlar arasında. Tabii. Eski halinden dağıtabiliyorsunuz. Ama bir bakmak lazım. İstiyorsunuz daha şey bir ortamda sorun. Biz bir yazıp bakalım. Tamam. Teşekkür ederim hocam. Yani çünkü tebliğde daha çarşamba günü yayınlandı taslak tebliğ. Bu kadar toplayabildik. Bir de yaş gereği bazı şeyleri hatırlayamıyoruz. İstediğiniz zaman az evvel bir arkadaş soru sorduydu, arayabilir miyiz diye, arayabilirsiniz. Buyurun efendim. Teşekkür ederim önce bu değerli bilgileriniz için. Kayıt şeklini, ben orayı atladım, enflasyon düzeltmesi yaptıktan... 2023 kayıtlarını 2024'de bir an evvel verene kadar yapacaksınız. 31-12 mi? Zaten enflasyon düzeltmesi. Şimdi iki enflasyon düzeltmesi zaten 2023 bilançosu üzerinden 2024'te beyanname verdiğiniz tarihe kadar ki 2023 yılı defterler. Tabii. Ha orada bir az önce söylediğinizde o anlaşılabilir diye bu sorduğuna mı öyle? Yani bir kayıtta 2023 yılı defterler. 24 yılı defterler. Ya arkadaşlar şimdi ben Sayın Başkan'a söz verdim.
Bunun üzerindeki düzeltmeleri biraz daha yaparım. Salı günü ben size yüklenmek üzere flaşlıktan veya bir şeyle bizim, gerçi bizim şeyden flaşlık çıkmıyor. E-posta atarız. Koruma da bilgisayarlar. Grand Torto'nun sistemi gereği. Hani flaşlıktan bir yere bilgi veremiyoruz şeyler. Şey atarız, mail atarız, yüklersiniz. O zamana kadar biraz daha düzeltiriz. Hatta şöyle bir şey yapsak keşke daha iyi olur mesela. İşte 700 soruda enflasyon düzeltmesi bir şey yani. Soru şeklinde öbür türlü karıştırıyor insanı. Efendim başka bir şey. Sedat Bey, bir soru sorabilir miyim? Tabii. Şimdi bilançolarımızda hem geçmiş yıl zararı var hem geçmiş yıl karları var. Bunları birbirine mahsup etsek daha uygun olur mu? Gerçi olmaması gereken bir şey ama var bilançolarımızda. Hem geçmiş yıl zararı var hem geçmiş yıl karları var. Önce de var, sonra da var. Şimdi bilançoda zarar var. Ertesi sene kar oluşmuş. Sen karı, zararı zaten kardan indirirken o hesabı kapatman lazım değil mi? Kapat abi. Kapat. Kapatın. Başka bir şey var mı efendim? Beyanname verdiğiniz tarihin sonuna kadar. Evet. 2024 yılında vereceğiniz beyannamede ki gelir vergisinin beyannamesinin Nisan'da vereceksiniz, kurumlar vergisi beyannamesini Nisan sonuna kadar 2023 kayıtlarını 2024'te açacaksınız. Yapmış oldukları sunum için değerli konuğumuz yeminli mali müşavir Sedat Atkın Bey'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendilerine günün anısına plaket takdimimiz olacak. Plaket takdimi için Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Ali'yi kürsüye davet ediyorum.